Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi evin biraz yeni halini de size göstermek istedim ama konumuz ev videosu değil. O yüzden hemen konuya gireyim. Bugün Given Drive Kankim'in daha doğrusu yeni motosikletleri geliyor Hollanda'ya. Nereden geliyor? Litvanya'dan geliyor. Litvanya'da motosiklet fiyatları Hollanda ve Almanya'ya göre daha ucuzmuş. Yani ucuzun ucuzu durumu söz konusu. O yüzden ben de biraz merak ettim ve bugün Given Drive ile birlikte motorları karşılayacağız. Hem fiyatlarından biraz bahsederiz hem de motosikletler gerçekten göründüğü gibi mi çıktı onu bir görürüz. Bu arada küçük bir bilgilendirme yapacağım. Benim videolarımı sağ olsun izleyen takipçilerim beni abone listesine almıyorlar genellikle sanırım. İstatistiklere baktığımda izleyenlerin tamamıyla abone olmayan insanlar olduğunu görünce şaşırdım. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de tabii ki like butonuna basarsanız çok memnun olurum, çok mutlu olurum, çok hoşuma gider. Evet, Given Drive kamyoncuya vereceği parayı şu an çekiyor. Gözü yaşlı, paracıklar gidiyor. Kamyoncu aramasaydı herhalde biraz üzülürdük yani. Arkadaşlar, Avrupa'da yaşamak böyle bir şeymiş. I can give you a hand if you want me to. Oha, motorlar nerede lan? Oğlum çalıntı olmasın. Bu ne lan böyle? Titreme geldi mi dizlere? Motor geldi iyi Allah'tan. Rampa varmış. Bundan korkuyordum. Hayırlı olsun kardeş. Lan çıkıyor lan anahtar. İlk testler. Bunları alalım. Evet, çok heyecanlıyım. Biraz kirli gözüküyor. Bir pusula testi alırım. Hollanda plakasına geçirip kullanalım. Hadi hayırlı olsun. Heyecanlı ya hemen. Hemen bir tur atayım. Kazıklamışlar lan. Harley diye Honda göndermişler sana. Nasıl heyecanlı. Oğlum bu adam da Litvanya'yı buraya taşımış lan. 1200 2012 model. Ön lastik dev. Bu bayağı iyiymiş ya. Forte 8 gibi. Tabii ki bilmiyorum diyecek. Bu taşıma çiziyor ama belli yani. Zıplaya 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 zıplaya. Evet, biri çizik. Bence ucuz atlattın. Küçük bir çizikle herkes atlatamaz. Oo. Bir çalıştır bakalım. Bence bu daha temiz ha. Ya. Kapattım. Kil switch'i kapattım. Açık. Evet arkadaşlar, Given Drive'ın motorcukları arabanın kasasından indi. Biraz bir şeyler çekmeye çalıştık. Sonra pencereden bir teyze çıktı. Falan yaptı. Sizi Polonyalı bilmem bitches'lar falan deyip bağırdı çağırdı bize. Nasıl gülüyor. Bağırmadı da motor sesi çok yüksek olduğu için çoluk çocuk uyuyor dedi. Kovaladı, polisi aradı, megafona verdi. Ben polisi aradım falan diyor bir de. Neyse, kağıdımız küreğimiz var. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. Hepsi sıkıntımız yok yani. Motorlara bir yakından bakalım. Memnun musun, mutlu musun? Anlat bakalım. Çok mutluyum. Heyecan geçti mi? Kadın sanki, biraz bozdu ama. Sanki ikiz babasıyım şu an. Güzel. Tabii ilk sefer bir Harley. Sesi de bayağı güzel. Egzozu da sağlam ya. Neydi? Kobra mıydı? Kobra egzozu. Bayağı güzel ses çıkarıyor. Benim motordan daha iyi ses çıkarıyor yani. Egzozunu söküp benimkine mi taksak? Acaba.
Evet, diğer motor. Bunda bir kusur var. Küçük bir kusur. Motorun açıyorsun. Sesler çıkıyor. Güzel, süper. Anahtar elinde kalıyor. Bunun ya bu biraz da ömürle alakalı. Ömrü doldukça yavaş yavaş kafası karışabiliyor. Çok önemli bir arıza değil bence diyerek içini rahatlatayım biraz. Evet. Üzülme, gözünden yaşlar gelmesin. Ama şuna üzül. Bunun içinde buhar varsa ya bu orijinal değil ya da biraz arkasında bir şeyler gevşemiş. Fiyatları 180 euro, onlara baktım. 180 yani 200 euro. O bir şey, ondan bir şey olmaz. Harley'de hiç kusur yok neredeyse. Bir tek şu taşıyıcı, taşıyan eleman biraz şey yapmış herhalde, şurayı çizmiş. Ya da vardı yani bu çizik. Bence vardı ya, çünkü orayı çizseydi. Çünkü mümkün değil yani çizim. Egzoz da çizilirdi ama egzozda çizik yok. Tamam hadi anlaşalım. Kaç veriyorsun ha? Kaça? Hediyem olsun sana. Hadi eyvallah, işte beklediğim laf ya. Teşekkür ederim. İkisi de değil mi? Yok, sadece Harley. Tamam. Senin bu Ninja ile kötü hayal, kötü planların var. Fantazilerim var ya. Adamda gidon amortisörü falan da var ya. Şey, quick shifter? Quick shifter yok. Ya hadi bakalım, quick shifter'sız. Ama makina gergin ya. Ha pardon, dur şunu çekmeden olmaz oğlum. Bunun hakkını vermek yani. Yoshimura. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şöyle. GoPro 9 alıp size güzel videolar çekeceğiz. Aynen. Beraber. Çalıştırsak ne olur? Tek teker. Vır 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 yapsa şöyle bir güzel. Evet, amatör. Acemi. Bir de şunu çalıştıralım. Gion Drive'cim. Boşta mı? Boşta. Bence. Daha mı tıklar? Şimdi ekran basını açalım. Ya maşın bort, dan heb zoiets kan komar et langs bij het bureau. Ja, maar dat is haar, dat is leuk. Ja, twee moord. Ya zeg maar eens aan. Ja, hoewel, die mevrouw door kinderen lang hierboven. Nee, joh, dus. Şimdi motorları bağlayacağız. Tamam da bu nasıl çıkıyor şimdi? Tamam işte, o öyle. İndirip çıkartmamız lazım. Neyi çıkaracaksın? Motoru buraya getireceğim. O olmuyor, bir daha yapamaz. Bitti. Bitti misin? Şaka yapıyorum ya. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu motorlarla da güzel videolar çekeceğiz Given Drive Kankim ile beraber. Buradan Given Drive'a da beni yeni motorlarının gelişine davet ettiği için teşekkür ediyorum. Öpücükler konduruyorum şu an yanaklarına kardeşimin. Oh yeah. O nasıl bir efekt lan? Öyle arkadaşlar, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, Instagram'da takip etmeyi, Given Drive'ın hesabını da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.